Selamlar. Her birimiz kocaman bir bahçedeki ayrı ayrı meyve ağaçları gibiyiz. Her birimiz ayrı ve farklıyız. Taklit ederek öğreniriz ama birinin iyi güzelliklerini almaya çalışırken onun kopyası olmak gibi bir risk de var. Ondaki güzellikleri kendimize uyarlamak yerine onun çakma gölgesi olsak, ondan aldığımız güzellikleri kendimizden bir şeyler katmadan sadece kopyalasak özümüze aykırı davranmış oluruz, kendimize haksızlık etmiş oluruz. Taklit ederek öğrenmek en kolay ve en etkili öğrenme yolu. Bunu kullanmakla ilgili bir video çekmiştim. Burada dengeli bir öğrenmeden bahsedeceğim. Etrafımızdaki insanların, hatta etrafımızda olmayan ama güzel özellikleri olan insanları taklit ederek onlardaki iyi yönleri alacağız. Aldıktan sonra bu huyu, güzelliği kendi içimizde, kendi özümüze uygun harmanlayıp yoğuracağız. Kendi formunu almasını sağlayacağız. Bir kitapta Müslüman olmayan birinin şükretmek ve şükrü hatırlamakla ilgili cebinde bir taş taşıdığını, adına da şükür taşı dediğini okudum. Çok hoşuma gitti. Zira insan hayatının içinde şükretmeyi unutabiliyor. Ama en çok şükürsüzlük bir Müslümana yakışmaz. Ben de bunu nasıl hayatıma geçirebilirim dedim. Her sabah uyandığımda ve akşam yatarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi şükretmeye başladım. Ve hatırlatıcı olarak da odama bir pano yaptım, astım. Şükür panosu. Bu panoda sahip olduğum bazı şeylerin simgeleri var, resimleri var, yazılar var. Mesela torunumun tokası var, köy evimizin resmi var, sağlıklı olduğumu şükretmek için inci bir kolye asılı, arkadaşlarım olduğu için sevdiğim bir arkadaşımın hediye ettiği kitap ayracı asılı. Daha da pano zenginleşmeye devam ediyor çok şükür. Mesela bir arkadaşınız var. Cana yakın biri, çok çabuk kaynaşıyor, her ortamda kolayca arkadaş olabiliyor. Ama siz öyle değilsiniz. Biraz çekiniyorsunuz. Siz de onun gibi olmak istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? En kolay yol arkadaşınızın hareketlerini gözlemleyip onu taklit etmek. Bir de bu konuda ondan yardım almak. Ben de çekingenliğimi atayım, daha rahat konuşayım, arkadaş olayım, bu konuda bana yardım et demek gurur meselesi olmamalı sizin için. Siz eksiğinizi fark ettiniz. Bunu düzeltmeye gayretiniz var, niyet ettiniz. Gayret güzel bir şey, iyi bir şey. Zamanla bu azminiz, bu güzel huy size yerleşecek, yapa yapa bilinçaltınız normal kabul edecek ve çekingenliğiniz kaybolacak. Her birimiz özel yaratıldık. Kendini ortaya koymak için var olduk. Kendimizi bir kula ya da kullara beğendirmeye gelmedik bu dünyaya. Böyle yaparsak kendi özümüze ve yaradanımıza haksızlık etmiş oluruz. Amaç kendin olmak, kendi özünü en güzel şekilde donatabilmek. Bu da eksikliklerimizi fark ederek, çevremizden iyilikleri, güzellikleri alarak, ilmimize ilim katarak olur. Ancak sürekli etrafındakileri taklit eden ve kendi olamayan biri kendisini gizliyordur aslında. Hayatta kalabilmek için, dışlanmamak için, sevilmek için kendini gizler. Taklit ettiği kişiler gibi görünmeye çalışır. Bu yüzden kendi karakteri gelişip oturmaz, prensipleri, kendine ait bir duruşu olmaz. Güney Afrika çöllerinde kaya çiçeği diye bir bitki var. Bu bitki yenmeden nasıl canlı kalabiliyor sizce? Taş taklidi yaparak. Hayatta kalmak için saklanması gerekiyor. Olmadığı bir şeymiş gibi davranması gerekiyor. Bu kaya çiçeği öldürülme korkusu yüzünden varlığını devam ettirmek için gerçekte ne olduğunu göstermeye cesaret edemiyor ve taş taklidi yapıyor. Çiçeği gören onun çiçek olduğunu anlamıyor, taş sanıyor. Kendilerini saklayan insanlarda da adeta içlerinde görünmez bir benlik var. Dışarıya gösterdikleri kişi, maske, bambaşka, kendilerini açık etmeye korkuyorlar. Kendileri olurlarsa beğenilmeyeceklerini, sevilmeyeceklerini sanıyorlar. Beğendikleri kişiler gibi olmak için taklit ediyorlar ama bu taklidi öğrenmeye, içselleştirmeye vardıramıyorlar. Bu yaptıkları da yalnızca kendilerini, özlerini gizlemeye yarıyor. Taklit etmek, öğrenmek için, gelişmek için vardı. Ama bu kişiler sadece taklitle kaldılar, kendileri olamadılar. Bu maske kişilik, içe öze oturmayan yapay kişilik zamanla bu kişilerin psikolojik ve fiziksel hastalanmasına da neden olur. Bir düşünürün şöyle bir sözü var. Kendimizi başkalarına benzetmeye o kadar alışmışız ki en sonunda kendimizi gizler hale gelmişiz. Burada denge var. Taklit ettiğin kişilerden bağımsız, kendi karakterini oluşturabilmek için, kendini ortaya koymaktan çekinmemek, korkmamak. Bunun ilk kuralı bu. Özüne giden yolun ilk kuralı. İçindeki çiçeği korumak için taş taklidi yaptın, tamam, ama sen taş değilsin. Kendine koruma kalkanı oluşturdun ama illa çiçekliğini de ortaya koyman gerekir. Kokunu salman, içindeki cevheri çıkarman gerekir. Bazı insanlar kelimelerle gerçek düşüncelerini maskelemeyi amaçlarlar. Onları dinlersiniz, anlamaya çalışırsınız, hatta o kişiye yol göstermeye çalışırsınız. Ama o kendisini gizlemekle o kadar meşguldür ki ne kendini açar ne de sizden yardım kabul eder. Aslında amacımız kendimizin böyle birine dönüşüp dönüşmediğini anlamak. Başkalarını fark ederiz belki ama en önemlisi ve belki de zoru kendimizin bu hale geldiğini fark edebilmek. Şimdi hem kendinize hem de sevdiklerinize biraz daha şeffaf olmaya ne dersiniz? Zayıflıklarınızla, korkularınızla, güçlü yanlarınızla içinizdekini açabilir misiniz? Kendinizi açabilir misiniz? Maskenizi çıkarıp bir yana bırakıp yadırganmaktan korkmadan olduğunuz gibi olmayı deneyimleyebilir misiniz? Bunu yapmak için önce maske olarak kullandığınız kelimelerden vazgeçin. Ne hissediyorsunuz? Duygunuz, düşünceniz neyse daha şeffaf olmaya çalışın. Kendinizi daha özgürce, daha bilinçli, daha berrak ifade edin. Tabii bunu yaparken kırıp dökmeden, sevdiklerimizi incitmeden yapmak lazım. Sonra davranışlarınıza, hareketlerinize bakın. Ne kadar farklı içinizdeki ve dışınızdaki, ona bakın. Yani içimden geçen ne ama ben ne yapıyorum? Bunu gözlemleyin ve ikisinin aynı olması için gayret gösterin. Mesela içinizden gülmek geliyorsa gülün, içinizden hayır demek geliyorsa hayır deyin. Komşunuz sürekli çat kapı geliyor ve siz bundan rahatsız olduğunuz halde hiç belli etmiyorsunuz. Arkasından söyleniyorsunuz. Bu sizi ikiyüzlü yapar, aman dikkat. Artık ufak ufak şeffaf olmaya başlayın, tavrınızı koyun komşunuza. Tabii bunları adım adım yapacağız. Sindire sindire. Bir anda kendimize çok yüklenmeden şeffaflık yolunda ilerlemeler kaydedeceğiz. Bir danışanıma yaptığım şeffaflık yolculuğunu paylaşayım sizinle. Bu hanım çekingen, hayır demekte zorlanan, kırılgan bir hanımdı. Önce eşine karşı dürüst olmaya karar verdi. Kocası bu hanıma hediye olarak kendi zevkine göre kıyafetler alıyor. Kadın da beğenmedim, ben gidip kendim seçeyim diyemiyor. Teşekkür ediyor, o giysileri alıyor giyiyor. Önce bunu yoluna koydu. Gitti alınan mağazadan elbiseyi değiştirdi. Kendi beğendiği elbiseyi aldı. O an diyor, zafer kazanmış gibi hissettim. Çığlık atmak istedim mağazanın ortasında diyor anlatırken. Hatta sonradan kendisine alınan takıları bile gidip değiştirmiş. Sevdiği bilezikleri, kolyeleri, küpeleri almış. Sanki karşıdan bakınca önemsizmiş gibi gözükebilir ama bir insan için benliğini ortaya koymak işte böyle ufak hareketlerle başlar. Özgüven böyle gelişir. Özünüze yolculuğun ikinci kuralı da şöyle. Kendinizi iyilik süngerine çevirin, dönüştürün. Karşılaştığınız her iyi fikri içinizde harmanlayın ve onu hemen hayatınıza emin. Her yeni deneyimde bir şey öğrenin ve yolunuza yeni bir sen olarak devam edin. İnsan önce kendine rutinler oluşturur, sonra o rutinler yeni seni oluşturmaya başlar. Şimdi kendi rutininize bir bakın. Günlük hayatınız nasıl? Memnun musunuz? Neleri çıkarıp neleri ekleseniz daha iyi olabilir. O zaman yeni bir ben oluşturmak için şeffaflığa, açık sözlülükle kendinizi özgürce ifade etmeye, korkmadan, çekinmeden kendinizi ortaya koymaya var mısınız? İyilik süngeri olmaya, öğrenmeye, gelişmeye, ilerlemeye ve yeni rutinler oluşturmaya var mısınız? Mesela, içinizdeki gizli yeteneği keşfetmek için araştırma yapmak nasıl olur? Bu konuda neler yapabilirsiniz? Öğrendiğiniz güzel, faydalı şeyleri, iyi fikirleri nasıl hayatınıza katabilirsiniz? Evden nasıl para kazanabilirim diye bir gayretiniz olabilir mi? Kendinizi geliştirmek için hangi kurslara gidebilirsiniz ya da online katılabilirsiniz? İnsanlara ve tüm canlılara faydalı olmak için neler yapabilirsiniz? Kendinizi aşmak için hangi yollar var? Nasıl keşfedebilirsiniz? Sırf her gün bu tür soruları kendinize sormanız bile ilerlemenize basamak olur. İçinizden bir sürü mazeretler geçti duyar gibiyim. Ama yapmayın. O mazeretler sizin değil egonun sözleri. Dinlemeyin onu. Gerçekten isteyene Allah bütün kapıları açar, engelleri kaldırır. Siz yürekten istemeye devam edin ve değişime açın kendinizi. Kısa bir meditasyon yapalım, bitirelim. Gözler kapalı, derin nefes. Kırlarda, ormanda ya da deniz kenarındasınız. Bu sizin hayaliniz. Nerede olmak istiyorsanız oraya gidin şimdi. Hava bahar havası, ılık ve güzel. Biz varlığımızla bu dünyanın başına gelmiş en güzel şeyleriz, en büyük hediyeleriz. Hepinizin hayata geliş sebepleri başka, yapmak istediklerimiz başka. Bunlara izin veriyoruz şimdi. İçinizdeki cevheri çıkarmaya, özünüzü yaşamaya izin verin. Bunlar kainatı daha yüksek bir frekansa taşıyacak. daha çok sevgi yayılacak yeryüzüne, daha çok izin verdikçe, daha çok anlayış, daha az yargı katacak hayatımıza. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Söylemek istediklerimde, yapmak istediklerimde güç bende. Çünkü kendimi seviyorum. Her halimle sevilebilirim, eğer bunu seçersem. Kendinize karşıdan bakın şimdi. Kendinize gülümseyin. Bu duyguyu yaşayın. Kendinizi kucaklayın. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Rabbim iyi ki beni yaratmışsın. Şükürler olsun deyin. Bundan sonra şeffaf olmayı, içi dışı biri olmayı seçiyorum. Duygularımı sakince, özgürce ifade etmeyi seçiyorum. Beni ben yapan değerlerimi koruyarak değişime, ilerlemeye evet diyorum. Hayata, doğru ve güzel bir hayata evet diyorum. Bolluk bereket içinde, ibadet dolu, Allah aşkıyla dolduğum, nurlu, başarılı, sevdiklerimle birlikte yaşadığım bir hayatı seçiyorum. Bunu Rabbimden diliyorum. Mutluyum, huzurluyum. İçim inşallah yeni yaşayacağım güzelliklerin heyecanıyla dolu. Gülümsüyorum. Gülümsüyorum. Gözlerinizi açabilirsiniz. Maşallah, harikayız elhamdülillah. Buradan yorum yazın, bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.